İyi akşamlar. Soruyorum da bugün ilk bölüm korona günlüğü malum. Her saniye bir değişim, yeni haberler, veriler çıkıyor. İkinci bölümde bu haftanın iki önemli gündem maddesi var. Avrupa Birliği 10-11 zirve, Dışişleri Bakanları toplandı zaten. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor. Bakü gündemi. Hem Kafkaslar hem Avrupa Amerika Birleşik Devletleri transatlantik ilişkiler. Bütün bunların bizdeki tezahürünü konuşacağız. Çok değerli konuklarımızla Deniz Tansi, Serhat Afacan, İsur Nafikov. Ama önce Skype bağlantısıyla Profesör Doktor Tayfun Uzbay'la aşıyla ilgili gelişmeleri konuşacağız. İyi akşamlar Tayfun Bey. İyi akşamlar Berkıs Hanım. Stüdyodaki diğer konuşmacılara da iyi akşamlar, sağlık diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler. Malum geçen sene Mart ayından bu yana hepimiz virolog, enfeksiyon hastalıkları uzmanı kesirdik gazeteciler olarak. Şimdi de aşıyla ilgili uzmanlık edinmeye çalışıyoruz tabiri caizse. Size sırasıyla sormak istiyorum. Çünkü aşı haberleri çıktıkça artık insanlar daha fazla soru sorar oldu. Biliyorsunuz Batı'da reddedenler var aşı olmayı. Mesela Fransa'da %45 seviyesinde anketlerde olmayacağım diyen insanlar var. Bizde böyle bir şey yok gördüğüm kadarıyla çok şükür. Ama biraz daha zihnimizi berraklaştırmak için yanıtlarınızı almak istiyorum. Şimdi öncelikle evet. Türkiye'nin Çin aşısını seçmesine dair sorular var. Çin aşısı diğer aşılardan daha mı az güvenilir? Niye seçtik? Ve bunda mukayese yapılırken de şu söyleniyor. Madem ki Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Avrupa'daki aşılardan istifade ediyor. O zaman Türkiye Çin'den alınca bir yanlış mı yaptı? Şimdi hani aşıların ismini de Çin aşısı, Alman aşısı gibi değerlendirmek de tabii biraz böyle de konuşuluyor insanların arasında. Bunlar aşı, hepsi aşı. Biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde birçok aşı çalışması yürüyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri biz de konuşuyoruz. Mesela geçtiğimiz yıl Mart-Nisan ayı gibi ben bir yıl içinde, bir yıl bitmeden, yani bu 2020 bitmeden aşının hazır olacağını söylediğimde bana katılmayanlar vardı. Ben bunu söylerken bir takım argümanlara dayanıyordum. Bir o takım zaman hemen müsaadenizle söyleyeyim Tayfun Bey. BBC'de bir haber okudum. Mart ayında 2020'de yapılmış ve işte İngiltere'de, Birleşik Krallık'taki bilim adamlarına sormuşlar. Onlar bile 2021'in ancak ortası gibi aşının bulunacağını söylemişler. Bu bakımdan siz Lancet'teki makalede de herkesten önce metodoloji üzerinden gidip makale hakkında şüphelerinizi söylemiştiniz. Bunda da yine de geleceğe dair doğru bir tahmin yürütmüşsünüz. Şimdi bu tahminden ziyade ciddi verilere dayanıyor. Yani bunu tahmin etmek için çok büyük bir efor sarf etmeye gerek yok. Çünkü dünyanın bugün 21. yüzyılın içindeyiz. Ayrıca bu virüs ailesinden başka virüslere karşı aşı çalışmaları zaten var. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde. Üstelik de biz neresinden bakarsanız bakın iyi bir dayanışma gördük. Yani Avrupa Birliği fonları iyi para aktardı. Amerika Birleşik Devletleri araştırmaya iyi bir para aktardı. Diğer ülkelerde bu iş öncelikli bir iş haline geldi. Laboratuvarlar arasında işbirliği yapıldı. Bu kadar işbirliğinin ve bu kadar çalışmanın olduğu yerde ve nitekim de aşı çalışmaları başladı. Aşağı yukarı 200'ün üzerinde aşı da hani baktığımız zaman, taradığımız zaman şu anda da geçerli bu. 200 civarında aşı ki buna Türkiye'de dahil, Türkiye'de de yürütülen hem de farklı formatlarda yürütülen yani farklı tekniklerle, farklı stratejilerle üretilen aşılar var. Biz de bu yarışın, bu çabanın içindeyiz. Sonuçta birçok aşı çalışması başladı. Bunların bazıları ellerindeki para imkanına göre, ülkenin bilimsel altyapısına göre ön plana çıkacaktı. Bazı aşılar ön plana çıktı, daha hızlı bir takım aşamaları
geçtiler ve bugün geldiğimiz noktada ben baktığım zaman, gene bu program öncesinde literatüre şöyle tekrar baktığımda, ciddiye alınabilecek, yani topun ağzında hemen böyle uygulamaya girebilecek 10 civarında aşı görüyorum. Yani 8, 12, 13 neyse bu civarda bir aşı var. Bunların 5-6 tanesi de son derece işe yakın ve şu anda medyada ismi çok telaffuz edilen işte Çin aşısı olarak Sinovac aşısından bahsediliyor. Gene BioNTech'in Almanya'daki Pfizer'la ortak yaptığı bir aşı var biliyorsunuz. O aşıdan söz ediliyor. mRNA aşısı diyorlar ona da. Gene Oxford Üniversitesi'nin bir aşısı var. AstraZeneca'nın Moderna aşısı var. Şimdi bazı aşılar var. Bu aşılar farklı teknolojilerle, farklı stratejilerle üretildiler ve usulüne uygun işte klinik çalışmaları geldiler. Bu klinik çalışmalarda faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz seviyelere ulaştılar. Şu anda faz 3'ün sonuna doğru yol alıyorlar. Benim bildiğim Çin aşısı da halen faz 3'ü devam eden, yakında faz 3 sonuçları alınacak olan bir aşı. Şimdi bu aşı neden tercih edildi? Bu sorunun en güzel cevabı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verebilir. Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamalarına baktığım zaman şöyle bir resmi açıklama görüyorum. Siz şeyi boş verin, sosyal medyadaki tartışmaları veya ne bileyim insanların kendi aralarındaki tartışmaları, medyadaki spekülatif bir takım işte atışmaları. Bunlar tabii bilimde yeri olmayan şeyler. Ben bir bilim insanı olarak resmi otoriteye bakarım. Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirebilirsiniz. Benim için resmi otoritedir. FDA'yı Amerika Birleşik Devletleri'nde eleştirebilirsiniz ama resmi otoritedir. Ne demek bu? Kanuna, kurala bağlı olarak çalışır. Yasal güvence altındadır yaptığı işler. Yasa dışı bir şey görürseniz zaten bunlar hesap verirler yasal olarak. Şimdi bizim Sağlık Bakanlığı da diyor ki Çin'de yaklaşık işte 30 milyon dozluk bir anlaşma yapıldı. Bu ne demektir? 15 milyon kişiye yetecek kadar bir aşı demektir. 50 milyon. Gene 1 milyon, 50 milyonsa 25 milyon kişiye yetecek kadar bir aşıdır. Olabilir, o da mümkündür. Ben yanlış da biliyor olabilirim. 1 milyon civarında da veya 1 milyonun üzerinde veya 1 milyon dozla Alman aşısı dediğimiz işte bu BioNTech'in aşısından gelecek. Biri ücretsiz olacak, biri ücretli olacak. Şimdi bakanlık şunu diyor. Şu anda ben bu 50 milyon aşıyı aldım, yarın size uygulayacağım demiyor. Bakanlık bunun bir bağlantısını yapmış. Bu bağlantıyı yaparken bir takım avantajları olmuştur. Çünkü bu aşının faz 3 çalışmasına Türkiye'de girdi. Hani en azından öncelik anlamında. Ha, fiyat ayrı bir şey. Ben onu değerlendiremeyecek durumdayım şu anda. O konuda çok fazla bir bilgim yok. Onu gene bu konunun eksperti olan, uzmanı olan kişiler değerlendirir. Bakanlık diyor ki bu aşının faz 3 sonuçlarını göreceğiz. Yakında açıklanacak. Artı bizdeki çalışmaların sonuçları var. Bunlar da değerlendirilecek. Bunlar şeffaf bir şekilde değerlendirilecek bilim kurulları, bilim insanları tarafından ve bakanlığın yetkilileri tarafından. Uygun bulunursa bu sonuçlar, yeterli bulunursa iki açıdan bakacaklar. Bir, etkinlik, yani yeteri kadar antikor oluşturdu mu? İki, güvenilirlik, yani bu şeyler sırasında, bu denemeler sırasında acaba sıra dışı çok tehlikeli bir şey çıktı mı? Mesela bu Çin aşısıyla ilgili enteresan bir gelişme oldu. Brezilya'da vardı bu denemelerin içinde. Brezilya'da Çin aşısı uygulanan bir kişi hayatını kaybetti. Ve bu aşamada çalışma durduruldu. Bunu medyada da okumuş olmalıyız. Yani bir süre durduruldu. Hatta medyada yer aldı. İncelendi. Bu kişinin aşıya bağlı mı yoksa başka bir nedenle mi ölüp ölmediği şüpheye mahal olmayacak şekilde kanıtlandı. Ve ardından izin verilerek tekrar kaldığı yerden çalışmalar devam etti. Ne demek istiyorum? Bu süreçler izleniyor. Bu süreçler kayıt kuyut altında. Bu süreçler şeffaf bir şekilde açıklanmak zorunda. Bu süreçler hem bunu kullanacak olan ülkenin bağımsız bilimcileri tarafından hem de
kontrol bakımından, yani kalite açısından, kalite kontrolü açısından da gene bunu ithal edecek olan bakanlığın bir kalite kontrol ünitesi vardır. Hani bu aşı gerçekten efsafına uygun mu? Yani gerçekten içerisinde belirtilen miktarda, belirtilen işte ölü virüs hücresini içeriyor mu? Koşullarına uygun hepsi olarak satılarak mı gelmiş? Bunlar denetlenecek. Bakanlık zaten başka bir şey söyleyemez, başka bir şey yapamaz. Ama bu siz her bilim adamı olarak da dışarıda da bu çıkan aşılarla ilgili izlediğiniz bilimsel makalelere nispetle de olumsuz bir şey söylemiyorsunuz. Peki tam da bunu söyleyecektim ben. Şimdi bu aşılarla ilgili hani diyorlar ki bazıları faz 2'den faz 3'e geçişi biraz daha yeni, daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Yani hem mevcut şu ana kadarki mevcut veriler ışığında hepsini değerlendirdiğimde sadece Çin aşısı diye bakmayalım. Şu anda Oxford aşısı da bu işin içinde, AstraZeneca aşısı da var, işte Alman aşısı var, bu aşı var. Güney Kore'nin de var aşısı baktığınız evet. zaman. Bütün bu aşıları birlikte mukayese ettiğimizde iki noktada. Bir, etkililik. Birinde %95, birinde %97, %90, %80, yani %70'in evet. üzerinde olması, koruyuculuk sağlaması bizim için yeterlidir. Bugün %95 ilan eden sahaya çıktığında, geniş popülasyonda uygulandığında %75'lere, %80'lere de düşebilir, %100'e de çıkabilir. Bunu bilmiyoruz. Bugün 80 olarak ilan edilen aşı %80'e de, ama 85'e bu, de çıkabilir. Bu hiçbir aşı için önceden bilinebilecek bir şey tabii değil. Tabii öngöremeyiz. Yani biz evet. bunun bu işte bilimde bir falcılık yoktur. Biz şuna bakarız bilimde. Bu usulüne uygun üretilmiş mi? Usulüne uygun yapılan ön çalışmalarda elde ettiğimiz veriler arasında ciddi bir fark var mı? İki noktadan bakarız. Etkilik, güvenilirlik. Etkinlikte anlamlı bir fark yok bütün bu aşılar arasında. Güvenilirlik olarak da herhangi bir anlamlı, hani aşı çalışmasını zaten bir fark olsaydı o aşıyı biz şu anda konuşmayacaktık. O aşının şeyi durdurulacaktı. Yani faaliyeti, peki, Tayfun programı Bey, o zaman kesinlikle durdurulacaktı. Müsaadenizle size sırayla teknik bak. Olarak sormak istiyorum. Çin tabii. aşısı mesela işte en bilinen eski metotla uygulanan şey gerçekleştirilen bir aşı deniyor. Öyle geleneksel aşı. Aşı. Bunda sistem evet. nasıl işliyor? Ne demek geleneksel aşı? Sonra sırasıyla RNA tabanlı aşı ne demek? O virüs evet. üzerinde nasıl çalışıyor? Evet. Ve viral vektör aşı evet. ne demek? Şimdi şöyle açıklayayım çok basit bir şekilde. Ölü aşı tekniğinde virüsü izole edersiniz, öldürürsünüz laboratuvarda. Biliyorsunuz bu virüsü de 80 derecelik alkol de öldürüyor, çamaşır suyu da öldürüyor, birçok şey öldürüyor. Virüsü öldürürsünüz, öldürdüğünüz virüsü, ölü virüsü veya aşırı zayıflatılmış olan bir mikroorganizmayı vücuda zerk edersiniz, verirsiniz. Burada hastalık tehdidi yaratmaz bu verdiğiniz şey, ama vücudun immün sistemi bunu tanır. Ve COVID ile karşılaştığında, bunun ölüsüyle karşılaştığı zaman dirisini de tanır ve buna karşı gerekli mücadeleye hemen vakit kaybetmeksizin girer. Bunun özü bu. Şimdi bir taraftan avantajı ne bu sistemin? Biz bunu çocukluğumuzdan beri yaptırdığımız aşıların büyük bir çoğunluğu ölü virüs aşısı, ölü hücre aşısı zaten. Yani biz tetanozdan tutun da hepatite kadar, hepatit aşılarına kadar birçok aşıda bu tekniği kullandık. Başarıyla kullanıldı. Çok ciddi, önemli bir yan etki göstermedi. Bu klasik bir teknoloji, klasik aşı üretme teknolojisi. Ve bunu Çin aşısı böyle de diğerleri farklı diye de yorumlanıyor. Bakın AstraZeneca'nın aşısı da aynı teknolojiyle üretilen bir aşıdır. Yani birçok başka aşı çalışmaları yürüyor şu anda. Türkiye'de de bu teknolojiye dayalı yürüyen aşı çalışmaları var. Bu bir teknolojidir. Gelelim messenger RNA işine. Evet. Şimdi messenger RNA yeni bir teknoloji aşıda kullanılan.
Ancak BioNTech, bu Uğur Şahin bir şirketi var ve aynı zamanda onlar işte çalışıyorlar eskiden beri. Onlar yoğun bir şekilde kanserin bazı kanser formlarına karşı bu messenger RNA teknolojisiyle kanser aşısı üretmeye çalışıyorlardı zaten. Yani burada bir hazır teknoloji vardı. Burada başarılı olmaya gayret ediyorlardı. Ama bu pandemi ortaya çıkınca şöyle düşündüler. Bu teknolojiyi doğrudan doğruya COVID-19'a karşı uygulayabilir miyiz? Burada yapılan şudur. Biliyorsunuz bu virüsün dışı böyle taçlı, hani korona taç demek biliyorsunuz. Çok fazla böyle çıkıntıları var bu virüsün. Ve bu spike diyoruz biz onlara, ya da mızrak olarak bunu şey yapabilirsiniz, Türkçeleştirebilirsiniz. Virüs organizmaya girdiğinde o mızraklarıyla, çıkıntılarıyla sizin hücrelerinize tutunuyor. Ondan sonra hücrenin içine giriyor. Şimdi bu mızrağın messenger RNA'sını alıyorlar ve vücuda tanıtıyorlar. Doğrudan messenger RNA'yı tanıtıyorlar burada. Messenger RNA mesaj taşıyıcı RNA demek. Şimdi tabii biyolojisine çok fazla girip de kafaları da karıştırmak istemiyorum. Vücutta işte daha sonra bir DNA yapılıyor. Bu messenger RNA, mesajcı RNA, sonra transfer edici RNA'lar var. Bir sürü şeyler var burada. Buradaki kıssadan hisse şu. Messenger RNA'yı tanıtıyorsunuz ve virüsle karşılaştığında bunun spike'ının messenger RNA'sı üzerinden, bir de spike ya da mızrak bunun en ilk tutunma yeri, doğru mu? Evet. Hemen vücudun ilk tanıması gereken yer orası. Şimdi bunun messenger RNA'sını tanıttığında virüs vücudunuza girdiğinde buna reaksiyon gösteriyor. Buna karşı bir antikor oluşturuyor. Şimdi ölü sistemde, ölü hücre sisteminde öldürülmüş şeyle karşılaştığında, hücreyle karşılaştığında vücut antikor oluşturuyor. Burada messenger RNA ile karşılaştığında buna karşı bunu hafızasına alıyor ve bir antikor oluşturuyor. Viral vektör aşısındaysa virüsün belli bir bölümü alınıp işte başka bir virüsün içine, zararsız bir virüsün içine enjekte edilip bu şekilde vücuda tanıtılıyor. Yani hiçbir zaman bir bütün olarak virüsle karşılaşmıyorsunuz ama immün sisteminizde bir hafıza oluşturuluyor. Şimdi en çok konuşulan konu şu, messenger RNA aşısı bu ve bu teknik bizim genlerimize dokunup bir şey yapar mı ve ileride farklı bir hastalığa yol açar mı? Neden bu sorgulanıyor? Bu yeni bir teknoloji. Ama öbür taraftan da baktığınızda bu yeni teknoloji gerçekten çok etkili, uzun süreli bir koruma da sağlayabilir. Ha, burada öngöremediğimiz bir takım sorunlar da ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Bu her yeni teknoloji için geçerlidir. Ancak şu noktayı kaçırmamak lazım. Öncesinde yapılan çalışmalar, yani önce in vitro dediğimiz laboratuvar çalışmaları, sonra in vivo preklinik dediğimiz deney hayvanı çalışmaları, sonra faz 1 dediğimiz işte gönüllüler, faz 2, faz 3 insan çalışmaları. Bu çalışmalar bilhakkın yapılmışsa, doğru düzgün verilmişse, buradaki veriler şeffaf düzgün bir şekilde toplanmışsa ve sonuçları şeffaf bir şekilde açıklanmışsa ve burada bir sorun gözükmemişse, uzun vadede sorun görme ihtimalimiz düşüktür. Ama her yeni teknolojide biz farmakologlar olarak eski ilaçlara daha sıcak bakarız. Neden? Bu ilaçlar çok uzun süredir kullanılmaktadır toplumun geniş katmanlarında. Bunun yapabileceği sürprizlere biz alışığızdır veya bunları görüyoruzdur. Ama yepyeni bir ilaç çıktığında bunlar da olmuştur. Yani farmakoloji tarihinde vardır. Çok etkili bir ilaç çıkmıştır piyasaya. Çok etkili bir şekilde sunulmuştur. Ama geniş popülasyonlara çıktığında, çok fazla sayıda insana uygulandığında öngöremediğimiz, az sayıda da olsa ciddi yan etkiler ortaya çıkmıştır. Neyle sonuçlanmıştır bu? O ilaçların tedavülden kalkmasıyla sonuçlanmıştır. Ama bazı vatandaşlar veya bu işleri bilmeyen insanlar buralardan yola çıkarak
sanki bunlar bir komploymuş, işte bunlar üretilmiş de geniş popülasyonlarda böyle şeyler olunca tekrar geri çekilmek zorunda kalmış gibi değerlendiriyorlar. Tam tersine bu emniyetli bir izleme sürecini gerektirir. Ve sadece messenger RNA aşıları değil, COVID-19'a karşı kullanılan tüm aşılar geniş popülasyonda da takip edilecek. Şimdi dedik ki messenger RNA teknolojisi yeni ama çok etkili olabilecek bir teknoloji, ama yeni. Öbürü eski. Şimdi bütün çalışma sonuçlarına bakarsak aşılar arasında güvenilirlik bakımından, güvenlik bakımından hiçbir fark yok. Bu kullanılacak, herhangi biri kullanılacak bu aşıların. Burada da biz yarar zarar oranına bakarız. Şimdi beni arıyor bazı arkadaşlar, soruyor. Ya da sosyal medyada yoğun yazışmalar görüyorum. Biz bu riski niye alalım? Şunun için alacaksınız. Çünkü karşınızdaki virüs öldürücü. Ve kimi neye göre öldürdüğünü bilmiyoruz. Bu virüs, bakın, adam seçiyor. Yani 65 yaş üstü dedik. 65 yaş altından da az sayıda insan öldürmedi. Gençlere dokunmuyor dedik, gençleri de öldürüyor. Sigara içenleri öldürüyor dediler. Sigara içtiğini bildiğim yakın arkadaşlarım var, hafif ayakta geçirdi. Yakın dostum var, Allah rahmet eylesin, ağzına sigara, alkol, hiçbir şey sürmez, egzersizine dikkat ederdi, hayatını kaybetti. Bu virüs seçiyor, bilmiyoruz. Kimi neye göre öldürdüğünü bilsek bir tedbir alabiliriz belki, ama bu kişi herhangi birimiz olabilir. Burada can var, burada ölüm riski var. O yüzden yarar zarar oranı içinde ve ekonomik sıkıntıları da göz önüne alırsak, aşılamayla, şu anda etkili olduğu bildirilmiş olan aşılama sistemiyle bu virüsü bizim hayatımızdan çıkarmamız lazım. Ve buradaki o yeni teknolojiden gelen risk alınabilir bir risktir. Bilim insanlarına ve teknolojiye güvenmemiz lazım. Ama klasik bana daha çok güven verir. Ama klasikte de şuna dikkat etmem lazım. Gerçekten o iyi teknolojiyle üretilmiş mi? Tabii ki bunun cevabı verilecek. Yani kontrollerde verilecek. Bu bütün bu kontrollerin ve değerlendirmelerin sonucunda Türkiye bir aşıya işte angaje olacak, bunu yaptıracak. Türkiye'nin aşısı için ne kadar beklememiz gerekiyor? Yani 2021'in ilk 3 yani ayından bizim, söz ediliyor yani ama. Bizim, Türkiye'deki aşıların daha önce sonuç alması mümkün mü? Çünkü ilk dilimde deniyor gelecek yıl. Evet. Şimdi ben, bakın, şöyle demiştim. Şu anda bu aşıların mesela aşılama faaliyetlerinin başlaması için zaman erken mi? Aslında erken. Ama ben şunu söylemişim. Yani eski mülakatlarımı da karıştırdım biraz. Yanlış bir şey yapmayayım, kendimle ters düşmeyeyim, çelişkiye düşmeyeyim diye. Aynen şunu söylemişim. Sonbaharda aşı hazır olur, kışa doğru aşı uygulamasına geçilir, ama bir şartla: kışa girerken ki pandeminin durumu değerlendirilir. Eğer pandemi yaz ayları gibi seyretseydi kışında, yani yazın biliyorsunuz bu kadar çok ölüm sayısı yoktu, bu kadar çok vaka sayısı yoktu. Eğer böyle devam etseydi bu aşılar eminim 5 ay, 6 ay, 7 ay daha ötelenebilirdi. Ancak şu anda acil bir durumla karşı karşıyayız. Sağlık sistemi çökmek üzere. Hemşireler çok yorulmuş durumda. Hekim, eczacı, hemşire, ciddi kayıplar veriyoruz şu anda. Ve biz bu riski göze almak ve aşılamaya başlamak durumundayız. Aksi takdirde daha çok kayıp vereceğiz. Burada yarar zarar oranı üzerinden düşünürsek aşılamaya bir an önce başlamamız gerekiyor. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Tayfun Uzbay. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu musibetten kurtuluruz. Çok teşekkürler. Ben umutluyum. Ben bu aşılama programları da doğru uygulandığı takdirde dünyanın bu yaza doğru bu işi ciddi ölçüde kontrol altına alacağını düşünüyorum açıkçası. İnşallah öyle olur. Hatta daha önce olur. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah. İyi akşamlar.